Böreğin de bir liposundan konuşalım. Yağ Hadi böreği söyle. Gibi olmuş sanki. Yapma. Su böreği ama gibi su böreği değil. Biraz yağlı. Çok yağlı, yağlı ama. Sana bir herkesi yok. Azmana bak. Bunun özelliği bu. Bir bilgisi yok. Bu tava azman böreği mı? Değil. Ay, lütfen yani. Az bana bak. Hayır. Ha az bana bak. Azmana bak diye. Yok yok öyle bir şey söylemene. Ay özür dilerim. Yok yok öyle bir şey söylemene. Zuhal Hanım. Su böreği bak gene ben çok koyduğum yok. Bak bunu bilgin yok sana su böreği nasıl olduğunu. Ben pastaneden falan değil. Alıp yediğimde görüyorum yani bu kadar yağlısını ben görmedim daha önce. Peki acaba. Yağlı buldun. Tadı nasıl? Ya tadı yağdan dolayı çok o peynirin tadını da alamadım açıkçası. Aa. Hamur o yağda maalesef kendi tadını biraz kaybetmiş. Hayır hayır hayır. Şu su böreğime laf etme. Bu su böreği her katına koyulur. Bunun evet. Bunun özelliği o Zuhal Hanım şimdi. Ben şimdi evet, bak sormam biraz suviydi. Ben kabul ettim. Evet. Ben eleştiriye açığım. Tamam. Ama düzgün olmuş ya olmuş. Sen yemeğini olmadı. Bir ye. O, ya bugün o, sanki o, biraz yağ konusunda elinizin ayarı kaçmış gibime geldi benim. Karadeniz yiyor. Bu yağsız yiyilmez. Yalan bizimkiler de yağlı yiyorlar ama sonuçta bu bir yarışma programı. Peki ağzınıza emek verirken konuşmayalım. Lütfen. Peki Sema sen nasıl buldun? Sorayım mı daha yiyeceğim mi? İstiyorsan ye biraz. Geçsin. Tamam peki. Birazcık daha. Tam emin olayım. Bence de doğrusunu yaparsın. Serkan sen... Hazır mısın yorum yapmaya? Evet ben şimdi... Yeterince yedim. Biraz uzun konuşacağım. Ben tamam. Madem bu kadar su böreğiyle uzmansız... Yağ mı sıçradı da görüldü mü acaba? Fit etti buradan. Ne yağ mı sıçradı? Yağ sıçradı bayağı. Bastırınca. Siz madem su böreğine bu kadar uzmansınız evet. O zaman kaç kat olmalı su böreği sizce? Bu taba böreği, Stalı. Tepsi böreği değil. Bak su bakın, böreği... Ben bunu böyle derseniz kabul etmem. Yedemezsin. Su böreği söylendi. Bir saniye. Şu konuda anlaşalım mı? Ağzında bir şey varken tamam, yarışmacıya lütfen. Soru sormayalım. Bırak yemeğini tamam. Sen yorumunu yap sonra evet. Şey yap. Ya ye sen bakın, yemeğini ye. Su böreği, bakın tava böreği derseniz ben bunu kabul etmem. Su hı. Böreği diye bize su böreği olduğu söylendi. Tamam. Bir, su böreği 12 katı olmalı. 12 bezeden oluşmalı. Doğru. 6 katı açılır, 6 katın arasına... Beyaz peynir konur. Bakın siz buraya beyaz peynir koymamışsınız. Erimiş başka koymuşum, bir peynir. Koymuşum. Tulum peynir tadı var bunda. Koymuşsunuzdur ama ve mutlaka su böreği olmazsa olmazı maydanozdur bakın. Ben bu beyaz peynir daha tane tane durmaz mı? Buradan belli lütfen. Serkan Bey. Bu tava böreği değil bir saniye deme baba. Ben yemeğimin arkasındayım. Hangi sen şeye gittin daha su böreğinde maydanoz gördün. Beyaz peynir arasında hayır, hayır. Beyaz peynir arasında su böreği şeyi olur. Bakın sade su böreği olmaz. Sağlam, beyaz peynirle beraber sağlam. Kombine edip beyaz peynir hayır, diyorum. Maydanoz konur. Tane tane olmaz mı? Sonra 6 kattan sonra arasına konur. 6 kat kapatılır ve ocakta pişirilir. Yağ üstü bu kadar kuru olmaz. Mutlaka tereyağı üzerine sürerek yumuşatması yapılır. Seninki kuru ama. Bak dikkat çok ettim. Kuru. Bakın bak, kuru. Bak hepimizinki daha bakın. Yağ. Seninki kuru. Bizimki ses geliyor mu? Yağlı. Kır, 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 kır. Biri yağlı değil, biri kuru değil. Bu ben önümdekini yapılır orada. Abanım ben önümdekini yorumluyorum. Bakın ya. Ben önümdekini yorumluyorum. Bak Sercan Bey size bir şey diyeyim mi? Olmamışa ben kabulüm. Çorbada bak kabulüm. Sercan da her seferinde kalkıyor. Sen su böreğini nerede görülmüş? Bir dakika bu su böreği mi tava böreği mi? Bana bir net söyleyin ya. Ben onu bunu yorumlayacağım. Tava böreği dersen ben yorumumu çekiyorum. Ama dinle. Su böreği Melide. Bakın su böreği ise. Su böreği. Anlatamayacağım. Bak su böreğinin en iyisi bu tavada olan börektir. Bu tepside olan börek olur ama tava böreğindeki tepsi 6 kattan olur. Heh. Ben bunu... Var mı ablacığım bana? Öyle bir standart, öyle bir menü tava böreği altı katı. Yarabbim bakın ya, su böreği standart sizin olur. Sizin yarışmadan böreğini... ettiler Zuhal Hanım. Tava böreği, tavada. Hakiki su böreği tavada olur. Benden iddialaşma. Benden iddialaşma Sercan Bey yani. Bu... Bak puanımda değilim ben. Bakın yerden iddialaşıyorsun. Ben iddialaşma. Ben şunu söyleyeyim. Sercan da. Ben en son şunu söylemek istiyorum. Ben sizin ev hanımlığınızla alakalı hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Bakın evde isterseniz 4 katlı yaparsınız, isterseniz 8 katlı yaparsınız ama su böreği dediğiniz zaman ben 12 bezeyi ararım. Bunlar kalın olamaz. Bakın siz burada bir yarışmadasınız, burada bir resmiyet var. Aynen. Eğer su böreği diyorsanız bakın ana ikinci yemekten sen bahsediyorum. Sen şimdi bunu su böreği olarak kabul etmiyor musun? Bu su böreği olabilir mi sizce? Açın, olamaz mı? Açalım literatüre bakalım. Peki. Eğer 12 katlarsa ben zaten kabul şey yapmıyorum. Her iki şekilde de yapılır abi. Ama şunu deseydim. Diye bir şart yoktur. İsteyen tamam göreceli olabilir ama standartında 12 kat vardır. Doğal Hanım su böreğine maydanoz koyulmaz. Bu hazır yük kabı. Benim de bildiğim koyulmaz. Koyulmaz. Bilgisi dolduğu bir... ondan belli. Siz koyamazsınız. Benim bilgimi sen sorgulayamazsın. O zaman sen de bana yemeğimi, olmuş yemeğime yalandan maydanoz koyulur demez. Bütün Türkiye bizi seyredir. Su böreğine maydanoz koyulmaz. Ben eğer sizin evinize gelip misafir olsaydım bu börek benim için güzel bir börekti. Bakın ben bunu yorumlamam. Yarışma değil ki. Ama ben tabii ki beğenmiyor. Maksız beğeniyor. Bak, bakın, yemin ederim maksız beğeniyor. Ben yarışmada olduğumuz burası. Ben gördüm o bir asya kendini benimle yarışmasına gurur edemiyor o.
Biz aynı masadaysak tabii ki neden çağırayım ben? Araştırıyorum. Şu an meselesi. Tabii ki de yorumlayacağız. Bir şey o zaman neden geliyoruz ki buraya? Vallahi bir şey soracağım bu arada. Hava ablacığım, su böreğinden başka var mı? Aa! Ben bir tane daha alabilir miyim? Ay yemiş o. Bak çok beğendi bitirdi. Evet. Puanınızda değilim. Aldım. Puanınız benim umurumda değil. Nasıl ama değil ya? Yemin ederim olmuş yemekleri olmamış demeyin. Puan bana isterseniz hiç vermeyin ya. Olur mu öyle şey? Şu anda bizi manipüle etmek için yani yapıyorsunuz ya. Sende puan korkusu var. Sen de korkma. Senin hak var ya. Sen dürüst ol. Senin hak başında taşır. Eğer puanlara kısıt yaparsa olmaz. Bakın eğer ben haksız yorum yapıyorsam lütfen beni Türk halkı linç etsin. Eğer ben haksız yorum yapıyorsam beni Türk halkı linç etsin. Bu kadar çıkıyor. O kadar bu işi bilen insanlarımız var. Onun bakın ben basak kazaten kızarır. Bundan ne bekliyorsun? Birini yağlı, birini zeytinyağlı. Bakın siz bana su böreği derseniz ben bunun standartını ararım. Su böreği çok özel bir yemektir. Zordur. Teknik yemektir. Standartları tamam sağlayamayacaksan işte hemen bana tava böreği diyemezsin. Ben de zor olan etmişim. Hangi tavada yaptınız? Hangi tavada yaptınız? Handeklik tava var orada. Tava göster. Yaptığın tavayı gösterir misin burada? Göstereyim tavayı. Göster tavayı. Göstereyim tavayı. Tavalar konuşuyor adlı yarışmamıza. Hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi maydanoz handekli şart değildir. Orijinde de maydanoz olur diye bir şey yok. Gel, o tavada yapmış. Tamam, bu bir kere balık tavası. Tavada da yapılıyor. Ay Allah'ım yarabbim yarasına beni delirtme ha. Standart kaç saatliği o yapıyorsun? Getir getir. Senden ben puan korkum yok. Ya benim tavada puan da yapılır, yok. Fırında da yapılır, dürüst ol, fırın tepsisinde de. Ama işte yani kat kat biliyorsunuz açılıyor, işte suya atılıyor, haşlanıyor. 6 kattan olur dualar, 7 kattan olur bu tava böreği. Ben araştır, ben yapayım. 10 senedir bunu devamlı yaparım. Hanımefendi siz o tava böreği, okey kabul ediyorum tava böreği olduğunu. Ben ama onu su böreği olarak kabul ediyorum. Su böreği tavada yapılan bir börek. Kat olarak benim için zaten oraya 12 kat açamazsınız. Siz bakın ben size standartını anlatayım. Açarsınız 12 kat bezeyi. Açtık, açladıktan sonra soğuk suya koyarsınız, evet. Buzlu suya, buzlu suya bekletirsiniz. Yap, sizin böreğiniz yapış yapış bir kere. Katlar yapışmış hanımefendi. Yapış yap, bakın ben size... Seyredersin, ben nereye koydum ya? Haşlı kaynamış sudan aldım, kaynamış suya koydun mı koydum? Buzlu suya koydun mu? Yok koymadım. Tamam, sen bana öğretemezsin. Sen şefsin ya. Sen şimdi benimle yarıştığın için kendini var ya yerlerde görüyorsun. Havvarım siz profesyonelsiniz. Sizin elinize su dökemeyiz biz. Kesinlikle öyle. O zaman adaletli ol. Ben senden puan istemiyorum bak. Niye istemedin? Niye geldin? Olmuş yemeklerimi. Ya bunu, sen yap ben sana puanı helal de veririm zaten. Niye hayır benim hakkımı verin. Ne yapacağım cebimde kefenin cebi yok. Siz ikiniz nereye götüreceksiniz? Ne münasebe. Televizyonun karşısında diyeceksiniz keşke verseydik. O seyrediyorsunuz. Hiç de demeyeceğim. Artık bir sakinleşelim. Sema senin börek yorumunu alalım. Devam etmek durumundayız. Zuhal Hanım bu katılıyorum Serkan Bey'e. Bu su böreği değil tava böreği olmuş. Su böreği biraz daha kalın ve kat kat olması gerekiyordu. Bu tava böreği olmuş. Hani listede yazan su böreğini görmek isterdim. Hmm. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Seni de görecek yarın. Yarın. Kat kat olmamış. Senin su böreğin bana kat kat olacak hayatım. Görmeden ben size söyleyeyim ne olacağını. Ben sizi anlayırım. Çünkü de Hazreti Tüzbüz. Görmeden ben, ne olacağını söyleyeyim. Ben insan sarafıyım. Hava Hanım. Ben şefi eledim biraz. Şeyda Hanım bana. Dur daha elenmiş ki düşük puan verecek. Daha elemediniz kimseye şu anda. Yok niye düşük puan verecek? Düşük puan verecekler. Peki. Hiç alakası yok. Şeyda sen çok beğendin herhalde. Ben çok beğendim. Her şeyini beğendim. Evet. Gayet peynir tadı da alıyorum. Güzel de kızarmış. Çiğ değil. Kat kat olmuş. Ben çok beğendim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Hava abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. El açması su böreği yani kimse bana kalkıp da şey demesin bu su böreği diye yani bana çok yağlı geldi ya gerçekten çok yağlı geldi. Hani benim rahatsız olmamı geçtim bir kenara ben normalde de yemek yiyen bir insanım yani ben gidip taş kemirmiyorum dışarıda. Bana aşırı derecede yağlı geldi. O yüzden beğenmedim. İçinde ben beyaz peynir de görmedim açıkçası. Her ne kadar konulduğu söylense de ben kendi gözümle görmedim kardeşim. El açması su böreği ikinci dilim yenilecek kadar lezzetli değildi. Enteresan olan Şeyda Hanım. Böreği iki dilim üst üste yedi ama bu puanlara bakalım ne şekilde yansıyacak. Ben böreği kısmen beğenmedim.